Nedim Şener Terör Saldırısının Mesajları ve Fitne Terörü Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nın giriş kapısı önünde dün saldırı girişiminde bulunan iki PKK'lı teröristen birisi kendisini havaya uçurdu, diğeri de kahraman polislerimiz tarafından olay yerinde etkisiz hale getirildi. PKK-KCK tarafından üstlenilen saldırı girişimi zamanı yapıldığı yer, teröristlerin üzerlerindeki silahlar, tek tek analiz yapmayı gerektirecek cinsten. Ancak her şeyden önce şunu söylemek gerekiyor. Bu saldırı arkasında emperyalist güçlerin olduğu PKK terör örgütünün tüm Türkiye'ye, Türk devletine ve Türk milletine saldırısıdır. Herkesin buna odaklanması ve terör gerçeğini tartışması gerekiyor. Ancak her terör saldırısında olduğu gibi kutuplaşma ve algı operasyonları ortalığa saçıldı. En son 13 Kasım 2022 günü İstiklal Caddesi'nde yapılan bombalı saldırıda olduğu gibi yine kamplaşma ve algı operasyonları birbirini kovaladı. Bazı kesimler terör saldırısı üzerinden birbirlerine karşı algı operasyonu çekerken işin ilginç tarafı PKK terörü hiç umurlarında olmayan kesimler de bu tartışmalara dahil oldu. Bu saldırıyı planlayan PKK'lı teröristlerin amaçlarından biri şiddet yoluyla korku yayıp propagandasını yapmaksa, diğeri de bu tartışmaya yol açmak olmalı. İnce planlanmış saldırı girişimi. Saldırı girişimi bu yönüyle de ince planlanmış. Sadece zamanı ve yeri değil, yöntemiyle de mesaj verilmeye çalışılmış gibi. Daha önce kiralık araç kullanan teröristler bu kez Kayseri'de 2 yıllık evli veteriner Mikail Bozdoğan'ı şehit edip gasp ettikleri ticari aracını saldırıda kullandılar. Böylece şüphe uyandırmadan Ankara sokaklarında dolaşarak saldırı yapacakları noktaya ulaştılar. Bu da terör örgütünün alınan önlemlere karşı yeni ve kanlı yöntemlere başvurduğunu gösteriyor teröristlerin saldırı için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama döneminin açılış gününü seçmiş olmaları da vermek istedikleri mesaj açısından dikkat çekici. Saldırı girişiminde hedefse Türkiye'nin terörle mücadele konusunda en ön safta olan kurumlarından İçişleri Bakanlığı oldu. Bu da önemli bir ayrıntı. Bu unsurlar yurt içinde bitme noktasına gelen terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu üzerinden hala güçlü olduğu mesajını vermeye yönelik. Roket, Rus, tüfek, Amerika. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışına saatler kala 09.30'da İçişleri Bakanlığı'nın önüne gelen teröristler araçtan iner inmez girişe yönelince polislerin açtığı karşı ateş sonucunda biri kendini havaya uçurdu, diğeri de yine polisler tarafından olay yerinde öldürüldü. Teröristlerin sırt çantalarında taşıdıkları patlayıcılar yanında, yanlarında Rus menşeili roket, ellerindeki Amerikan yapımı otomatik silahlar vardı. Teröristlerin üzerindeki Rus yapımı roket ve Amerika yapımı tüfek, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı terör saldırılarının arkasındaki güçleri bir kez daha anlamamız için yeterli birer simge. Bir yandan PKK'yı terör örgütü olarak bile tanımayan ve destek veren Rusya, diğer yanda PKK'yı terör örgütü olarak tanıdığı halde ona maddi ve silah desteği veren NATO müttefiki Amerika bu durum Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı terörün asıl kaynağının ne olduğunu gösteriyor. Ama asıl önemlisi saldırı girişiminin yeri, zamanı ve yöntemiyle amaçlanan şeyin ne olduğunu anlamak. Fitne dalgası. Başta da dediğim gibi bu saldırıyı planlayan PKK'lı teröristlerin amaçlarından biri şiddet yoluyla korku yayıp propagandasını yapmaksa, diğeri de fitne terörünü yaygınlaştırmak olmalı. Nitekim saldırı üzerinden korkunç bir fitne dalgası ortaya çıktı. Terörle mücadele kanununun birinci maddesinde terör şöyle tanımlanır. Terör, cebir ve şiddet kullanarak baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle Anayasada belirtilen cumhuriyetin niteliklerini siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk devletinin ve cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, devlet otoritesini zafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir. TMK'nın 7. maddesinde de terör propagandası tanımı ve ceza miktarları yazılıdır. Son zamanlarda terör tanımındaki kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak suçunun işlenmesine dair bir başka yol peydah oldu, o da fitne. Elbette TMK'daki terör tanımına girmiyor ama son zamanlarda her saldırı sonrası bir de fitne terörüne maruz kalıyoruz. Kutuplaşma, yalan, algı operasyonu. Bir anda saldırıyı yapan kişi arkasındaki örgütü unutup birileri toplumsal kaosu artırmak için fitne bombasının fitilini ateşliyor. 6 Kasım 2022 tarihinde İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı sonrası da benzer durum ortaya çıkmıştı saldırının PKK tarafından yapılmadığından başlayarak, işin içinde hükümetin olduğundan tutun, Suriye'de hükümetin desteklediği grupların olduğu, asıl amacında seçime doğru giderken yine hükümetin elini güçlendirmek olduğunu yazan, söyleyen, sözde gazeteci ve televizyoncular bolca algı operasyonu yaptı. Hatta seçim kampanyası başladı gibi saçma yorumlar yapıldı. Sonunda saldırıyı yapan teröristler yakalandı ve kendi itiraflarıyla arkasında PKK terör örgütünün olduğu ortaya çıktı. Ancak toplumsal kaos için hiçbir fırsatı kaçırmayan kutuplaşmış taraflar dün de kendisini gösterdi. Bir anda saçma sapan analizler yanında yaydıkları fitne ile devlet içinde kaos çıkarmaya çalıştılar. Konuyu yerel seçimden tutun da farklı farklı örgütlere bağlayanlar, bakanlık ve emniyet içi çatışmaya vardıranlar ortaya çıktı. PKK, DHKPC, FETÖ terör örgütleri bugüne kadar hiç umurunda olmayan kesimler bir anda taraf olup PKK terörünü tartışmak yerine fitne ateşini körüklemeye başladı. Böylece PKK terör örgütü bir eylem yaptığında korku yaymak yanında nasıl fitne çıkarabileceğini bir kez daha görmüş oldu çünkü amacına sadece terör saldırısıyla değil fitneyle ulaşabileceğini biliyor saldırılarını da ona göre planlayacaktır Nedim Şener Hürriyet Nedim Şener Demokratik Hile Partisi PKK DHP PKK'nın siyasi kolu HDP, terör örgütüne yardım yataklık ve propagandasını yaptığı için Anayasa Mahkemesi tarafından verilecek olası bir kapatma kararına karşı 14 Mayıs seçimlerine YSP adıyla girdi. PKK YSP Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 62 milletvekilliği kazandı. PKK terör örgütü sözcülüğünü HDP'den devralan PKK YSP Merkez Yürütme Kurulu önceki gün isim değişikliği kararı aldı. HDP'nin Halkların Demokratik Partisi olan adının ilk iki kelimesinin yerini değiştirerek DHP yani Demokratik Halklar Partisi olarak değiştirdi. Böylece YSP de HDP gibi hukuka karşı hilekar bir organizasyon olduğunu Türkiye ve dünyaya bir kez daha göstermiş oldu. Anlayacağınız adı ne olursa olsun, yöneticileri kim olursa olsun karşımızda anayasaya bağlı, hukuka uygun hareket eden bir siyasi parti yok, terör destekçisi hilekar bir grup organizasyon var. Hülle değil Hile Partisi. PKK'nın siyasi kolu HDP'nin YSP adıyla seçime girmesi ve şimdi de adını DHP olarak değiştirmesinin siyasi tarihimizde 1982-95 arası uygulaması görülen Hülle Partisi ile ilgisi yok. Hülle Partisi 1982 Anayasası'nın 84. maddesindeki milletvekillerinin parti değiştirmeleriyle yasa delmek için kuruluyordu. 1995 yılında milletvekillerinin parti değiştirmesinin önündeki yasak kalktığı için buna gerek kalmadı. Zaten PKK HDP'lilerin yaptığı da bu değil. Onlarınki Anayasa Mahkemesi'nde görülen davada olası bir kapatma kararına karşı HDP'nin kuruluş yılı olan 2012'de aldıkları bir önlemin hayata geçirilmesinden ibaret. Kısacası Türk milletinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yargıtay başsavcılığının Anayasa Mahkemesi'nin gözleri önünde yapılan tam anlamıyla hilekarlık. En başından anlatayım. Devlete kurşun sıktıktan 6 yıl sonra SHP Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne soktu. PKK'nın siyasi sözcülerinin partileşme süreci, terör örgütünün 15 Ağustos 1984 akşamı Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçelerinde gerçekleştirdiği, bir askerin şehit düştüğü, 9 asker ve 3 sivilin yaralandığı saldırılardan sadece 6 yıl sonra SHP eliyle gerçekleşti. PKK'ya yakın milletvekilleri SHP listelerinden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 7 Haziran 1990 tarihinde ise SHP'den ayrılan 11 milletvekili tarafından PKK'nın ilk siyasi partisi HEP kuruldu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 3 Temmuz 1992 tarihinde PKK'nın partisi HEP hakkında kapatma davası açtı. Bunun üzerine 19 Ekim 1992 tarihinde Özdep kuruldu. Anayasa Mahkemesi 14 Temmuz 1993 tarihinde HEP'in kapatılmasına karar verdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 29 Ocak 1993 tarihinde HEP'in devamı olan Özdep'in kapatılması için dava açtı. Bunun üzerine 7 Mayıs 1993 tarihinde Demokrasi Partisi kuruldu. Anayasa Mahkemesi 23 Kasım 1993 tarihinde Özdep bin kapatılmasına karar verdi. Dep hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11 Mayıs 1994 tarihinde kapatma davası açıldı. Bu kez 11 Mayıs 1994 tarihinde Halkın Demokrasi Partisi HADEP kuruldu. 16 Haziran 1994 tarihinde Anayasa Mahkemesi tarafından DEP'in kapatılmasına karar verildi. 29 Ocak 1999 tarihinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HADEP'in kapatılması için dava açıldı. Bu arada 24 Ekim 1997 tarihinde Demokratik Halk Partisi DEHAP kuruldu. Anayasa Mahkemesi 13 Mart 2003 tarihinde HADEP'in kapatılmasına karar verdi. DEHAP'ın kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 13 Mart 2003 tarihinde dava açılınca da 9 Kasım 2005 tarihinde DTP, Demokratik Toplum Partisi kuruldu. DEHAP hakkında dava süreci devam ederken 19 Kasım 2005 tarihinde fesih kararı aldı. Anayasa Mahkemesi 11 Aralık 2009 tarihinde de DTP'nin kapatılmasına karar verdi. PKK elebaşının talimatıyla kuruldu. Süreç 2012 yılında HDP'nin kuruluşuna kadar geldi. PKK elebaşı Öcalan'ın 18 Temmuz 2011 tarihli avukat görüşme notunda çatı parti kongresinin en geç Ekim ayında toplanması gerektiği şeklindeki talimatı üzerine 15-16 Ekim 2011 tarihinde HDK'nın Halkların Demokratik Kongresi'nin kuruluş kongresi gerçekleştirildi. Ardından HDK üyesi iki kişi İçişleri Bakanlığı'na verdiği dilekçeyle PKK-HDP'li Demirtaş'ın PKK elebaşı Öcalan'ın 20 yıllık projesi dediği HDP, 15 Ekim 2012 tarihinde resmen kuruldu. HDK'nın bileşenleri bir araya gelerek Yeşil Sol ve Gelecek Partisi adıyla 30 Ekim 2012'de faaliyete geçti. Yani PKK'nın siyasi sözcüsü olan ve daha önce Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatılan partilerle aynı kaderi yaşayacağı bilindiğinden HDP'nin yanında siyasi hilekarlıkta zirve yaparak ikizini kurdu. HDP hakkında verilecek olası bir kapatma kararına karşı 16 Ekim 2022'de olağanüstü kongreye giden YSP, parti logosunda HDP'nin logosuna benzer bir değişikliğe gitti ve 14 Mayıs 2023 seçimlerine de HDP değil YSP adıyla girdi. HDP milletvekilleri YSP'li milletvekili oldu. Görev Yargıtay Başsavcılığında. Öyle anlaşılıyor ki hakkında Anayasa Mahkemesi'nde kapatma davası devam eden HDP yerine PKK propagandasına, terör örgütüne yardım ve yataklığa DHP olarak devam edecek. Oysa Siyasi Partiler Kanunu'nun 95. maddesi kapatılan siyasi partinin bir başka ad altında kurulamayacağını, partinin kapatılmasına söz veya eylemleriyle neden olan kurucuları dahil üyelerinin başka partiye geçemeyeceğini düzenliyor. 96. madde ise kapatılan partinin amblem hatta işaretlerinin kullanılmasını yasaklıyor. PKK, HDP'liler henüz kapatılma kararı yok diyerek kendisini savunacak. PKK YSP'liler de hakkında kapatma davası olmadığını söyleyecekler. Ama bu onların terör örgütü PKK'nın siyasi şubesi olduğunu, hukuka karşı hilekarlık yaptıkları gerçeğini ortadan kaldırmayacak. İşin acısı Anayasa Mahkemesi kararını geciktirdikçe PKK HDP'nin bu hilekarlıkları yapmasına göz yumuyor. Anlaşılan bu hilekarca oyunu bozmaksa yine HDP hakkındaki kapatma davasını açan Yargıtay Başsavcılığına düşüyor. Nedim Şener, Hürriyet